Şehit Mehmet Öter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini staj için Antalya'ya gönderdi. Şehit Mehmet Öter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10 ve 11. sınıf öğrencileri Antalya bölgesinde stajlarını yapmak üzere yola çıktı. Yaklaşık 5 ay sürecek olan staj döneminde öğrenciler 5 yıldızlı lüks otellerde yaş gruplarına göre asgari ücretin %50 ve %60 oranında aylık maaşla staj yapacaklar. Tamam, olur abi. Kapattı. Okul Aile Birliği Başkanı İnci Tunç ve öğrenciler okulda öğrenmiş oldukları bilgi ve teorilerini geliştirmek için Antalya'da staj yapacak olmaları nedeniyle heyecanlı olduklarını söyledi. Turizm Meslek Lisesi Teknik Anadolu Lisesi'nde yiyecek içecek alanı öğrencisiyim. Antalya'da ilk stajımı gerçekleştireceğim. Çok heyecanlıyım. Okulda gördüğüm eğitimi Antalya'da pratiğe dökeceğim. Bu benim ikinci stajım olacak. Geçen sene de Antalya'da yaptım. Yiyecek içecek hizmetlerindeyim. Bu bölümde ilerlemek istiyorum. Geçen sene gittiğim otelden çok memnundum. Onlar da benden memnundu. Hocalarıma danışarak aynı otele tekrar gittim. Öğrencilerimizin okulda aldıkları teorik eğitimin devamı olan işletmelerde beceri eğitimi için öğrencilerimizi bugün Antalya'ya gönderiyoruz. Elazığ'da kazanacakları iş tecrübesini Antalya'da 5 yıldızlı otellerde bütün dünya kültürlerini bir arada olduğu bir ortamda bir yılda kazanacakları. Öğrencilerin 5,5 aylık bir staj eğitimine gittiklerini ifade eden Şehit Mehmet Öter Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Gürbüz Can Polat, öğrencilerin staj döneminde asgari ücretin %50 ve %60 oranında aylık maaş alacaklarını söyledi. Turizm alanında eğitim yapıyoruz. Hem yiyecek içecek hizmetleri alanı, hem konaklama ve seyahat hizmetleri alanında eğitim yapıyoruz. 10. sınıftan itibaren çocuklarımız hepinizin bildiği gibi 5,5 ay sürecek olan bir staj eğitimine gidiyorlar. Yaş gruplarına göre asgari ücretin %60'ı, %50'si civarında, bir grubu %50, bir grubu %60 olacak şekilde bir maaş almak suretiyle, mesleki eğitimlerini iş başında görmek suretiyle ülkemizin en gözde olan sektörü durumundaki turizm alanında iş gücü eksiğini, istihdam problemini çözmek üzere il içi ve il dışındaki işletmelere dağılıyoruz.